İfade ettiğim gibi sadece Filistin gündemiyle bugün konuşacağız. Oradaki trajediyle alakalı sizi bilgilendirmek amacıyla biz buradayız. Söyleyeceğimiz hususların tamamı Sayın Bakan'ın, Sayın Besim Naim ve arkadaşlarının aktardığı şeylerdir. Orada çok trajik bir durum söz konusudur. Malumunuz olduğu üzere şu an Gazze Siyonistlerin ablukası altındadır. Yoğun bir şekilde bir bombardıman yapılıyor. Filistinli kardeşlerimiz de çok zor bir duruma gelmiştir. 16 yılı aşkın bir süredir abluka altında tutulan Gazze'de büyük bir insani trajediye sebep oldu mevcut durum. Son 5 günde Siyonistlerin ABD'nin desteğiyle, Amerika'nın desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar epeyce arttı. Hiçbir sınır gözetmeden Gazze'deki insanların üzerine kadın, çocuk, yaşlı demeden bomba yağdırıyorlar. Bir rivayete göre misket bombalarının da kullanıldığı basına düştü. Siyonist rejim Gazze'nin suyunu ve elektriğini de kesmiş durumdadır. Çalışan son elektrik santrali de bugün itibariyle kapandı. Hastaneler, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor maalesef. Mısır'dan yola çıkan insani yardım konvoyu da vuruldu. Bunlar açık bir şekilde savaş suçudur. Özellikle bunun altını ifade etmek, çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu durum malum yeni başlamadı. 1917'de başlayan İngiliz işgaliyle birlikte Siyonist terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen sistematik terör ve katliamlarla süreç bugüne kadar devam etti. Bu süre zarfında Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine yönelik saldırılar, sokak ortasında masum sivillerin katledilmesi ve sürekli büyüyen yıkım ve işgal hiç eksik olmadı bugüne kadar. Abluk altındaki Gazze içindeki 2,5 milyonu aşkın kardeşimiz dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış durumdadır. Ancak şimdi saldırılar çok daha vahim bir noktaya gelmiş. Binalar yerle bir edilmekte, aileler tamamen yok edilmekte ve çok büyük bir soykırım yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler blok halinde Siyonist rejime tam destek açıkladılar. Buna karşın İslam ülkeleri ya tamamen sessizlik içerisinde ya da katliamdan başka bir şey bilmeyen Siyonist rejime sözde itidal çağrısı yapmakla meşgul oldular. İnsanlık Gazze'de can çekişirken İslam ülkelerinin bu pasif tavrı bir utanç vesilesidir. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bilinmelidir ki bu savaş İsrail ile Hamas'ın savaşı değildir. Bu savaş İsrail ile Arap savaşı da değildir değerli arkadaşlar. Siyonist işgal rejimi bütün bir İslam ümmetine ve mukaddes değerlerimize savaş açmış durumdadır. Filistin direnişi bütün bir ümmetin izzeti için savaşmaktadır. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir ve orada zulüm gören Filistinliler de hepimizin kardeşleridir. Onlar bizim adımıza orada bir mücadele, bir savaş, bir direniş ortaya koymaya çalışıyorlar. Siyonist işgal rejimi ile Filistin direnişini aynı kefeye koyanlar Siyonizmin ekmeğine yağ sürmektedirler. Bunu bilmeleri lazım. Başta ABD olmak üzere Batı dünyası her şart altında Siyonist rejime bugüne kadar destek vereceklerini açıkladılar. Yeni açıklamalarda birbiri peşi sıra gelmeye devam ediyor. İslam ülkelerinin de Filistin direnişine açık ve net bir destek açıklamalarının zamanı gelmedi mi diye buradan sizin vesilenizle sormak istiyoruz. Öncelikle gerçekleştirilecek Filistin oturumunda yarın mecliste Siyonist işgal rejimini ve destekçilerini net bir ifadeyle, keskin bir açıklamayla ifade edilmeli, bir kınama kararı çıkarılmalıdır diye buradan ifade ediyoruz. Ayrıca meclis hükümetin iki tarafa da eşit mesafede duran tavrını bir kenara bırakıp Filistin direnişinin yanında net bir tavır almasını istemelidir. Hükümetten bunu istemelidir. Bunun için gereken çağrı yapılmalıdır. Siyonist işgalcilerin saldırıları bir an önce durdurulmalıdır. Bunun durdurulabilmesi için de meclis olarak ve hükümet olarak elimizden gelen ne varsa yapmak durumundayız. Bu vesileyle Cuma günü Cuma tufanı adıyla gerçekleştirilecek Filistin'e destek gösterilerine de
ülke çapında destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Cuma günü bütün dünya çapında Cuma Tufanı diye bir etkinlik serisi düzenlenecek. Türkiye'de bütün kesimlerin, bütün vatandaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin buna destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Türkiye yoğun bombardıman altındaki Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması ve özellikle yaralıların Türkiye'de tedavilerinin yapılması için gerekli teşebbüslerde bulunmalıdır. İslam ümmeti Filistinli kardeşlerini aç, susuz ve ilaçsız bırakmamalıdır. Filistin'de asıl ve tek sorun Siyonist işgaldir ve tek suçlu da Siyonist rejimdir. Bunun bilinmesi lazım. Siyonist rejim ve onların destekçileri. Siyonist işgal yalnızca Filistin için değil, başta bölgemiz olmak üzere bütün bir dünya barışı için çok ciddi bir tehdit haline geldiler. O halde bu tehdide karşı hepimiz aynı yerde buluşup ortak bir tavır takınmak durumundayız. Bunu yapabilmeliyiz. Bugün bizim elimizden gelen budur. Filistinli kardeşlerimize destek anlamında bunu onlardan esirgememeliyiz diye ifade ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.